Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde konuştu. Gündeminde Kanal İstanbul'dan Ayasofya'nın açılışına kadar birçok konu vardı, muhalefete yüklendi. 2023'te sandıkta hesaplaşacağız dedi. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız. Yapacağız. İnadına yapacağız. AK Parti İstanbul olağan İl Kongresi'nin 7.sini Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaptı. Kürsüden seslenen Erdoğan mesajlarını 1994 atfı üzerinden verdi. AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu. Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Erdoğan, Ayasofya, 15 Temmuz ve Gezi Parkı protestolarına da ayrı bir parantez açtı. Bunlar gençlerimizi mankurtlaştırmışlardır diye seslendi partililerine. Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız dediler. Biz cevabımızı Ayasofya'yı 86 yıl sonra tekrar ibadete açarak verdik. İstiklalimize el uzattılar. Biz cevabımızı 7'den 70'e şehadete yürüyerek verdik. İşte o gezi olaylarında da bunların hesabını onlara sorduk. Onlar gençlerimizi buyurun değerlerinden uzaklaştırarak mankurtlaştırmaya çalıştılar. Biz cevabımızı gençlerimize 2053 vizyonunu emanet ederek verdik. İstanbul'da yapılan yatırımlardan da bahsetti Erdoğan. Hedefinde CHP ve CHP'li belediyeler vardı. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamlamak üzereyiz. Marmara'yı, Avrasya Tüneli'ni tüm sadece milletimizin değil insanlığın hizmetine sunduk mu? Kanal İstanbul projesine de satır aralarında yer verdi Erdoğan. İnadına yapacağız diye konuştu. Engellemeye çalışıyorlar ya, Kanal İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı. Diğer adımları için gerekli çalışmaları da başlatıyoruz. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız. Yapacağız. İnadına yapacağız. 2023 seçimlerinin önemine bir kez daha vurgu yapan Erdoğan, sandıkta hesaplaşacağız dedi. Bu şehri yeniden çöp dağlarına, İstanbul'u kastediyorum, kokuya, yokluğa, ihmale maruz bırakanlarla tüm İstanbul önünde sandıkta hesaplaşacağız 2023'te.